Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoşgeldiniz. E, şimdi bir duyuruyla başlayacağım. Geçen videoda da duyurdum ama e, artık şeye başlamak istiyorum yavaş yavaş. Hani ilk çıkarken böyle bir şey yoktu ama şimdi kendimi birazcık daha hazır hissediyorum buna. Ve hani dediğim gibi birazcık da e, paraya da çevirmek isteği de var içimde. O yüzden e, hani coaching sessionlar ve özel ders vermeye başladım. Gerçi zaten bütün videolar var ama tabii ki videoları izlemek Hani birebir ders yapmak kadar etkili olamaz. Sonuçta siz bana anlamadığınız şeyi buradan soramıyorsunuz. Yani videoda bir şey anlamadığınızda e, işte preflop'ta niye call edip neden fold ettiğimizi anlamadığınızda veya flop, flop texture'da niye adamın rencine uyduğunu bizim rencimize uymadığını anlamadığınızı soramıyorsunuz. O yüzden e, ben özel ders vermeye başladım yani. İlgilenenler olursa zaten description kısmına her videonun şey yazıyorum mail adresi yazıyorum pokerturkiye.outlook.com diye o adrese mail atabilirsiniz. Ee, oradan detayları konuşuruz. Onun dışında bu temel eğitim serisinde mesela preflop kısmı var. 1 saat preflop yaptım ama preflopa dediğim gibi 10 saat de yapsak yetersiz. Yani bu birebir çalışılması gereken bir şey. Zamanla oturacak bir şey. Kendinizin çalışarak, oynayarak öğrenebileceği bir şey. Ee, belki kitap okuyarak öğrenebilecek bir şey. Yani bu mesela preflop öyle. Onun dışında range analizi. Yani işte 2 tane 3 tane benim hazırladığım videoyu sadece izleyerek olacak bir şey değil. Hem kendinizin çaba göstermesi lazım hem de biraz zaman gerektiren şeyler. Onun dışında hani bu tarz tam oturmayan konu yani temel eğitim serisinden ne kadar ben iyi yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten kaliteli bir temel eğitim serisi oldu ama internetteki diğer İngilizce videolarda dahil olmak üzere. Ama ne kadar ne olursa olsun hani birine sorabilmenin birebir çalışabilmenin o şeyini yakalayamaz yani reaksiyonunu yakalayamaz. Gayet doğal olarak normal olarak yani. Ben de zamanla özeller almıştım Iııı ee, Öyle diyelim ve başlayalım. Böyle şeyleri konuşurken de çekiniyorum ama yani ne bileyim, öyle işte. Şimdi, ee, bir 1 2 bir elimiz var arkadaşlar. Preflop ee, aksiyonu burada birazcık önemli. Bir de flop aksiyonu var. Zaten turne gitmiyor. Multiway bir pot oynayacağız. 310 dolar bize stack size 189 dolar. Bu adamınki 300 dolar. Bu da hijack'teki oynayacak. Onun önemli değil. Stack size. Şimdi bizim elimizde tam bir small stacks preflop aksiyonu var. 5 7 ee, spade var bakın burada UTG'den limp geliyor. Hiçbir anlamı olmayan hareketler bunlar. Small stakes'te görürsünüz sadece. Yani Daniel Negreanu değilseniz bu hareketler saçma. Şimdi UTG'den limp geliyor. Hijack'te 12 gereci diyor. Siz burada ne yapmalısınız? 5 7 suited'la. Şimdi arkadaşlar şunu çok net söyleyebilirim size. 9 8 8 7 8 işte 9 8, -8 7 dedim zaten. 8 19 Jack 10 Jack 9 8 6 bunlar yani e, suited connector'lar yani aralarında boşluk olmayan eller. 5-6, işte 7-6, 8-7, 9-8 gibi eller oynanabilecek eller. Suited one gapper da oynanabilir. Yani 9-7'yi oynayabilirsiniz mesela. Jack 9'u oynayabilirsiniz. İşte ne bileyim 8-6'yı oynayabilirsiniz. Ama 9-6, 8-5, 7-4 gibi yani 3 tane arada gap olan yani olarak 2 tane de 2 tane gap olan e, eller oynanmaması gereken eller. Hangi pozisyonda olursanız olun, nerede oturuyor olursanız olun, masa şartları ne olursa olsun %99 ihtimalle oynamaması gereken şeyler. %1-2'lik bir pay bırakıyorum çünkü zaman zaman onları da oynamak gerekiyor olabilir senaryolara göre. Ama dediğim gibi Swift Connector'lar oynayacaksanız da bu şekilde oynayın. Peki biz burada ne yapmalıyız? Durdurun sorun kendinize. Burada 12 yere raise ediyor. Biz arkadaşlar şimdi burada... Ee, fold edebilirsiniz aslında. Fold etmekte de bir sıkıntı yok ama pozisyonel avantajınız var butonda oturuyorsunuz. 5700 çok da kötü bir el değil. Kötü bir el. Yani range'imizin batımı ama yani en dip noktası ama oynanabilecek bir el hala. 310 dolar da stack size'ımız var. Post drop becerinize de güvenebiliyorsunuz. Oynarsınız. Ama fold ederseniz de bir sıkıntı görmüyorum ben. <laughs> ee, onun dışında call edebilir misiniz? Burada float call edebilirsiniz. Call daha şöyle daha mantıklı olurdu. Eğer bu adam burada limp etmeseydi sadece burada bir raise gelseydi burada call daha mantıklı olurdu. Çünkü bu adamın alacağı aksiyonu bilmiyoruz. Small stakes'te biz genelde limp raise aksiyonları görebiliyoruz. Mesela, early position'dan birisi asasla limp ediyor. Sonra biri onu raise edince re-raise ediyor, forbetliyor gibi gibi. O yüzden o riski almayabilirdik. 3 betlenebilir mi? Bu oynayabilecek en kötü el olduğu için fold edebilirsiniz veya 3 betleyip rakibinizin üzerinde pozisyonel avantajınızı ve stack size'ınızı da kullanarak baskı kurabilirsiniz. 3 betleyebilirsiniz ama çok da tavsiye ettiğim bir şey değil. Ben burada standart olarak call eder geçerdim. Nitekim arkadaşımız da zaten öyle yapıyor. İlla oynamak istiyorsam yani. Burada small blind call ediyor. Big blind fold ediyor. Bu arkadaşımız da tight agresif bir arkadaş call ediyor. Şimdi. Şimdi arkadaşlar flop açıldı. 2-4-6 check geçti. Bu arkadaşımız da check geçti. Şimdi flop nasıl bir flop? Baktığınızda bizim elimizde şu an open ended straight draw var. 4-5-6-7-8 ve 3'e straight draw yakalıyoruz. Straight yakalıyoruz özür dilerim. Aynı şekilde bir flush draw var elimizde. Ama ufak bir flash draw, bigger flash draw'a büyük bir flash draw'a karşı olma ihtimalimiz de var. O yüzden e, elimiz kötü değil. Gayet iyi bir elimiz var ama sandığınız kadar da iyi olmayabilir. Sert aksiyonlarla karşılaşırsanız. Çek geçiyor, çek geçiyor. Şimdi hijack de burada lafı fazla uzatmadan çek geçiyor. Demek ki e, range'ine uymadı bu kağıtlar. Biz buradan ne yapmalıyız? Bet Bad mi, betleyeceğiz mi, çek mi geçeceğiz? Arkadaşlar eliniz iyiyse ki iyi. Straight forward oynayın. Open hand straight throw artı flash throw var. Betlememeniz için bir sebep yok burada. Çek geçmek ben kendim de izlerken durdurdum. Acaba çek geçebilir miyim diye düşündüm. Çek de geçilebilir. Çünkü çek geçerseniz free kart almış oluyorsunuz. Yani burada mesela betlerseniz ve raise edilirseniz sıkıntıya düşebilirsiniz. O yüzden çek geçmek daha safe. Ama çek geçtiğinizde free kart vermiş oluyorsunuz. Yani çok kötü bir opsiyon değil ama betlemek sanki bir tık daha önde. Burada 50'ye Betlenebilir yani. Arkadaşımız da betliyor. Buradan 170'e bir raise geliyor. Şimdi arkadaşlar iş ciddileşti. Biz betledik. 50'ye 30'luk bet yaptık. Small blind'deki arkadaş all in yaptı. 180'lik 170 işte her neyse girdi. E, all in girdi. Buradaki arkadaş da call etti. Buradaki arkadaşımız da fold etti. Şimdi biz 5-7 ile ne yapmalıyız? Şimdi call mı edeceksiniz? All in mi gireceksiniz? Fold mu edeceksiniz? Şimdi arkadaşlar Olin'i değerlendirelim bir önce. All-in girersek şu son 110'ları da pota yani ben de 268 de burada son 110 işte pota sokmuş olacağız. Şimdi arkadaşlar burada bu kadar sert bir aksiyon alınıyorsa bu 178 Olin giriyor bu arkadaş da kol ediyor. Hangi tür ellere karşı olabilirsiniz siz şu anda? Bir düşünün durdurun videoyu. Sizin elinizde open ended straight draw artı flash draw var. Hangi eller buradan small blind all in giriyor buradaki arkadaş da kol ediyor. Şimdi eğer bir flash draw'a karşıysanız ki güçlü bir şekilde ihtimaller dahilinde flash draw'a karşı olmanız muhtemelen kaybediyorsunuz. Sete karşıysanız şey değilsiniz, favori değilsiniz ama underdog da değilsiniz. Kafa kafaya gibi bir durumdasınız sete karşı. Şimdi ama şu worst case senaryo şu ki eğer adamın elinde şu iki adamdan bir tanesinin elinde set var ise öbürünün elinde de bigger flash draw sizden daha büyük bir flash draw varsa ki benim öngörüm bu yönde böyle olduğu yönünde siz problemdesiniz sıkıntıdasınız kol ederseniz çünkü siz flash drawları yani beklediğiniz kağıtlardan çıkarırsanız başka bir adamın yüksek flash drawu var sizden diye sadece open end'e takılıyorsunuz yani 4 tane 8'e 4 tane de 3'e kalmış oluyorsunuz ki toplamda 8 out eder 8 out da 4 ile çarptığınızda %32 eder %32 bu kadar sert aksiyonları karşılayabilecek kadar yeterli bir per, e, olasılık bence değil arkadaşlar baktığınızda. Şimdi peki adamların elinde başka ne olabilir? Mesela Asas, King, King, Queen, over bunu yapıyor olabilirler mi? 8-8, 9 9la Hiç zannetmiyorum bu kadar sert aksiyonlarda yer almazlar. Straight olabilir mi adamların elinde? Olabilir 3-5. Ufak bir ihtimalde olsa olabilir bir tanesinin elinde. Ona karşı zaten kaybediyoruz şu anda. E, F-Wash draw'a karşı kaybediyoruz. Set'e karşı kafa kafayız. Two pair yapabilir mi böyle bir şeyi? Belki ama çok sanmıyorum. E, baktığınızda zaten e, bizim elimiz şu anda güçlü gözüküyor. Yani hem flash draw hem open straight draw ama bu kadar sert reaksiyonlar, sert aksiyonlara karşı o kadar da güçlü değil. Çünkü özellikle karşıdaki rakipte bir flash draw varsa benim bütün outlarım gitmiş oluyor. Baktığınızda peki bana sorarsanız burada all in mi girersin yoksa fold mi edersin diye. Ben fold etmeyi tercih ederim arkadaşlar. Benim elim bu kadar sert aksiyonları kaldırabilecek güçte bir el değil. Yalnız bir trick. Şimdi bu advanced level bir trick arkadaşlar. Burada normalde baktığınızda ne dersiniz? Ya abi ne uğraşıyorsun? 178 herif girmiş zaten. 110 da bu adamda var. Bas olayını geç yani. Çok konuşacak bir durum yok dersin değil mi? Öyle denir. Ama şöyle bir nüans var. Burada kol edebilirsiniz. Niçin? Şimdi bu adam olayın girdi zaten. Siz burada kol ederseniz turn'deki kartı görmüş olacaksınız. Turn'de istediğiniz kart gelirse tekrardan adam 110 koyarsa pota call diyebilirsiniz. O ayrı bir konu. Yalnız turn'ü çek geçer ise siz burada kalan 110 dolarınızı tutup siz de turn'ü çek geçebilirsiniz ve river'da free kartı görmüş olursunuz. Böylece river'da paranın tamamını ortaya koyup koymak istemediğinize karar verirsiniz. Cebinizde 110 dolar varken. Burada tabi masada bunu düşünmeye vaktiniz olmayabilir. Ama bu pratiği birazcık e, düşünmeniz gerekiyor. Bunu o, off table çalışın. Mesela her bu bu tarz senaryolarda sürekli all in girmeye çalışmayın. Hani genelde standart oyun all in'dir ama şunu da bir aklınızdan geçirin. Bir sorun kendinize en azından. Acaba call etsem ne tarz bir aksiyonla karşılaşırım? Bunun bana ne tarz avantajları olur? Yani mesela burada call etseniz ve bu herif turn check etse sizin için iyi olabilir. Turn'ı ve river'ı e, yani river bedavaya görmüş oluyorsunuz gibi bir durum. Bunu da değerlendirin. Hani advance level bir şey. Çok takılmayın ama aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Peki dönelim gerçeklere. Gerçekten oluyor. Bu adam masanın heyecanıyla düşünememiş olabilir gayet. Pat diye all giriyor burada. Problem yok. Üçü de all girmiş oluyor. Bu arkadaş da fold etti. Şimdi turn'de queen açıldı. Diver'da da altı açıldı. Flashbust etti. Ee, bu arkadaşın elinde straight varmış arkadaşlar. 3-5'den. Ee, kabul edilebilir yaptığı aksiyon. Bu arkadaşın elinde de 6-6 varmış. 6-6 ile quads yakaladı. River'da ve potu kazandı. 6 gelmemiş olsa burada bu adam e, straight ile potu kazanacaktı. Biz flash draw bekliyorduk ama flash draw yoktu. İyi ki burada all-in girmişiz. Çünkü e, şu andaki senaryoda bu senaryoda iyi durumdaydık bayağı Flashımızı bloklamadıkları için bir de straight ihtimalimiz olduğu için iyi bir durumdaydık. Ama dediğim gibi genelde hayır bir flash'a karşı karşıya kalırsanız ki bu çok ihtimaller dahilinde çok sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bu lower flash'ları oynadığınız durumlarda her zaman potlara dikkatli yaklaşın arkadaşlar. Çünkü burada baktığınızda iki tane burada. İki tane de bende. Toplamda 9 kağıt A9 out bekliyorum. Eğer birisinin elinde de flash draw varsa iki tane de ona düşüyoruz. 7 out. 7 out'unuzun tamamen gittiğini düşünün. Ki bu da 7 çarpı 4. %28, %30 yapar. yüzde %30'luk bir ihtimal de sizin bütün pototlarınızı ve bütün pototlarınızı değiştirir. O yüzden kol çok mantıksız hale gelebilir sizin için matematiksel olarak. Bu halde bu kadardı arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Keyifli oyunlar, keyifli haftalar diliyorum.